Bölgenin gündemi, herkesin sesi. İşte TRT Trabzon Radyosu. Efendim, mobbingi Türkçesiyle iş yerindeki psikolojik taciz ya da bezdirmeyi konuşacağız. Bu konuyla ilişkin bir derneğimiz de var. Mobbingle Mücadele Derneği'nin Giresun Şubesi Başkanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Türkmen'den bilgiler alıyoruz. Telefon hattımızda şu anda kendisi. Sayın Türkmen merhaba, kolay gelsin efendim. Merhabalar Sezai abi, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Son yıllarda sıkça duyduğumuz kavramlardan biri mobbing. Evet. İlk defa duyanlar da olabilir. Hafızalarımızı tazeleyelim ve ilk defa duyanları da bilgilendirelim. Nedir mobbing efendim? Efendim, mobbing nedir? Mobbing kısaca psikoterör, psikolojik taciz diyoruz ama açtığımız zaman bu tanımı, bir iş yerinde bir kişi ya da grup tarafından belirli bir nedenle fakat asıl maksat gizlenerek hedef seçilen bir kişi ya da küçük bir gruba karşı belli bir süre içerisinde, bu süre 3 ay olabilir, 6 ay olabilir. Tabii burada şuna bakıyoruz, yani kişinin dayanma gücü, psikolojik durumu etkili burada ya da mobbingin şiddeti ne göre bu süre değişebiliyor ama bir süre olması lazım. Sistematik ve tekrarlanan. Ha, sistematik ve tekrarlanan olmak durumunda. Evet. Evet. Bir defalık olmuyor. Evet. İnsan onunla bağdaşmayan, eylem ve işlemlerle yapılan ve kişinin ekonomik, psikolojik ve sosyal statüsünde telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açan davranış ve işlemlerin tümüne mobbing diyoruz. Evet. Tabii çeşitli tanımlar var ama bu kısa tanımı yani üzerinde çok konuşulabilir. Hı hı. Burada bir mağdur var, bir de mağdur eden var galiba, değil mi? Şimdi taraflarına bir bakalım mobbingin isterseniz. Mobbingin taraflarına bakalım. Evet, kimler mağdur ve zorba olabilir? Zorba var, mağdur var ve seyirciler var. Yani bu ortamda ayaklı bir şey bu. Evet. Mobbing doğrudan olabileceği gibi maşa kullanarak da, dolaylı olarak da yapılabilir. Evet. En çok tercih edilen budur zaten. Birilerini kullanarak mı yaparsınız? Hı-hı. Tek başınıza yapamazsınız. Yani. Hı-hı. Ve bu sahnede seyirciler de var. Yani onlar olaya seyircidirler. Bunlar tarafsız ya da kararsız rol oynarlar. Kışkırtıcı da olabilirler. Yani zaman zaman kışkırtmak amacıyla kullanılabilir bu kişiler asıl zorba tarafından. Evet. Tabii burada enteresan olan bir şey var. Zamanla zorbalar seyircileri de tehdit etmeye başlarlar. Yani hani sıra size de gelecek. Evet. Mesela bana dokunmayan yılan bin yaşasın düşüncesiyle hareket eder seyirciler ama sıra onlara da geliyor. Bunlar da bu işten nasibini alıyorlar. Evet. Nihayet onlar da mağdur durumuna düşebilir. Evet. Bu tüm çalışanlar için geçerlidir. Yani mağdur bir müsteşar da olabilir. Evet. Genel müdür de olabilir. Evet. Daire başkanı olabileceği gibi hizmetli memur olabilir. Evet. Yani herkes olabilir. Yani bunun bir sınırı yok. Dolayısıyla herkes bundan etkileniyor. Daha ziyade sanıyorum üstün asta karşı bir davranışı, istenmeyen davranışı bu. Ama astın da üste karşı bir davranışı da olabiliyor herhalde. Buna da ters mobbing mi deniyor acaba? Yani evet, dikey mobbing, yatay mobbing gibi isimler var, türleri var değil mi bu mobbingin? Elbette, yani astlar bu mobbingi kendi başlarına yapamazlar. Yani mesela bir dairenin genel müdürü varsa aradaki daire başkanına genel müdürden güç alarak astlar yapabilir bunu. Yoksa değil mi? Orada da bir şey var yani bu aradaki elemanları makası almak gibi bir şeydi ama en çok rastlananı üstten alta yapılan mobbing. Biraz daha somuta indirgeyebilmek için Sayın Türkmen, nasıl gerçekleşiyor bu mobbingler? Yaygın mıdır ülkemizde acaba? Nasıl? Tabii yani mesela mobbing nasıl yapılır? Önce Mesela mobbingin ne olmadığını bir söyle. Tamam. Belki çünkü her olay bir mobbing değil. Mesela karıştırılabilir çünkü değil mi? Tabii. Hı-hı. Yani kabalık bir mobbing değildir. Evet. Tekrarlanmayan ya da sistematik yapılmayan şiddet mobbing değildir. Yani adama bir tokat attın, bu mobbing olmaz yani. Bunun sürekli olması lazım. Ama tokat atıldığı zaman zaten herhalde ister istemez bir suç işlemiş oluyor karşı taraf. O tabii onun TCK'da hukuki yollara başvurma hakkı var tabii yani, değil mi mağdurun? Aynen. Peki. Ama mobbing olarak kabul edilmeyebilir diyorsunuz bu. Evet. Evet. Bu direkt gidersiniz, davacı olursunuz, şahitleriniz vardır. Mobbing çok yani farklı bir şey. Yani insanın geleceğini, sosyal statüsünü, her şeyini etkileyen bir olay. Evet. Yani çünkü başta da psikolojisini bozuyor galiba değil mi? Aynen. Tek başına cinsel taciz
fiziksel şiddet, ekonomik şiddet mobbing değildir. Bunların karşılıkları zaten vardır. Cinsel tacize uğrayan bir kişi hakkını arar. Evet. Bu da zaten bellidir. Hı hı. Maksatlı yapılmadığı anlaşılan şiddet mobbing değildir. Tek kerelik hakaret, iftira mobbing değildir. Bunlar zaten hakarete uğrarsanız gidip başvurabilirsiniz. Evet. Yaygın mı efendim ülkemizde? Bir kez daha sorayım onu. Evet. Mesela bizim derneğimizin genel merkezine yapılan müracaatlara baktığımızda %40 civarında bir mobbing. Tabi bu şey yani resmi olan. Bir de şimdi insanlar şeyi bilmiyor. Yani 100 çalışandan 40'ı mobbingle ilgili olarak mı size başvuruyor? Aynen. Aynen. Öyle mi? Odur. Oldukça yüksek bir oran bu. Tabi çok yüksek ve tabi bu şöyle söyleyelim bunu. Bunlar resmi rakamlar. Şimdi ha bir de gayri resmi rakamlar. Durumlar var. Evet. Mesela evet. Mobbinge uğruyor ama bunun mobbing olduğunu bilmiyor. Bir. Evet. İkincisi farkında değil. İkincisi korkuyor. Evet. Yani başıma bir iş mi gelir? İşime son mu verilir? Yani, sonuçta. Yaptırımlar mı uygulanır? Cezai yaptırımlar. Evet. Aynen. Aynen. Evet. Bu sebeplerden dolayı başvurular az ama biz bu dernek vasıtasıyla ciddi bir farkındalık oluşturduk. Evet. Hatta son zamanlarda Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde mobbingle ilgili bir merkez kurulacak. Onun da içinde bulunuyoruz çalışmalarımız. Öyle mi? Var. Genel hı-hı. Merkezimiz. Ne olacak adı? Mobbing? Genel başkanımız. Genel merkezi. Adı merkezi tam kesinleşmedi şey. Ama mobbingin de içinde olduğu ağırlıklı olarak ki bu konuya çok önem veriyor hükümetimiz de özellikle Cumhurbaşkanlığı makamı. Yakında bu resmileşecek. Genel başkanımız bir yönde çalışıyor. Biz de ekibin içinde evet. Bu çalışmaları yürütüyoruz. Yani evet. Çünkü bu şöyle bir şey yani ciddi ekonomik kayıpları var. Tabii ister istemez. Mesela tabii. Onlara değineceğiz belki ama dünyada çok çarpıcı bir örnek olduğu için bunu veriyorum. Yapılan çalışmalarda bir yıllık mobbingden ve benzeri bunlardan evet. Kaynaklanan antidepresan ilaç kullanımı evet. 25 milyar dolar. 25 milyar dolar mobbingden kaynaklanan tabii, antidepresan kullanımı yani. Öyle mi? Antidepresan kullanımının maliyeti bu ancak bunun tabii içindeki büyük bir oran mobbingle alakalı. Yani belki 5 milyar dolara başka sebeplerden evet, ama evet. Yaklaşık 15-20 milyar doları antidepresan kullanımının baskıyla alakalı. Çok yani, ilginç. Çok çarpıcı bir bilgi bu. Çok çarpıcı ülkemizde bir bilgi. Ülkemizde de son 5 yılda yapılan çalışmalara göre antidepresan ilaç kullanımının oranının %75 arttığı kaynaklar. Her 4 kişiden birinin geçenlerde duymuştum. Doğru mu acaba? Onu bir teyit etmemiz lazım. Antidepresan kullandığı söyleniyor ülkemizde. Evet doğrudur. Yani bu tabii tıpçılar daha iyi bilir bunu ama biz tabii onların yaptığı araştırmaların sonuçlarına bakarak bunu söylüyoruz. Evet. Yani Eczacılar Odası'nın vesaire evet. Sonuçlardan evet. Çıkan. Ama şöyle bir şey var burada. Sayın efendim evet. Bu antidepresan ilaç kullanımları gelişmiş ülkelerde de reçeteyle satılıyor. Evet. Ülkemizde reçetesiz satıldığı için kayıtlı olanlar bu oranda. Kayıtsız olanları bilmiyoruz yani. Anlıyorum. Yani daha fazla. Peki hangi sektörlerde yaygın mobbing? Böyle bir araştırma yapıldı mı acaba Sayın Türkmen? Baktığımız zaman evet yapılan çalışmalar var bu konuda. Evet. Sağlık sektörü birinci sırada gidiyor. Sağlık evet. Sektörü ilk sırada. Evet. İkinci sırada eğitim camiası ve tabii bunun için üniversiteler de giriyor. Yani üniversiteleri de kapsayan eğitim camiası var. Yayıncılık dünyasından ne haber, ne dersiniz Sayın Türkmen? Bizde var mıyız işin içinde? Dünyasında mutlaka vardır ama bu yapılan çalışmada ilk 4 sırayı almışız biz. Evet. Yayıncılıkta da elbette ki vardır mutlaka. Olmaması evet. Mümkün değil. Olmayan sektör yok çünkü. Olmayan sektör yok. Gelişmiş ülkelerde de aslında uygulanıyor değil mi mobbing? Şimdi gelişmiş ülkelerde tabii ki farkındalık çok fazla. Ha. Yani yasal haklarını biliyor kişiler. Ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Hassasiyet çok fazla bu konulara karşı. İnsan hakları biliyorsunuz orada çok tabii. Daha ön plana çıkıyor. Evet. Mecburiyetler yok orada. Yani insanların ekonomik özgürlükleri olduğu için hak aramaları daha kolay oluyor. Yöneticiler de bunu bildiği için zaten bu, bir de gelişmiş ülkelerdeki durum mesela özellikle ciddi firmalarda mobbingcilere iş verilmiyor. Yani fırsat hemen işine son veriliyor. Çünkü hiçbir kaliteli eleman o şirkette çalışmak istemiyor. Bu ne demek? Şirketin değer kaybetmesi. İtibarıyla anlamında. Alakalı bir durum demek. İtibarıyla alakalı. Tabii. Bunlar deşifre ediliyor mobbing yapan şirketler. Evet. Bunların malını vatandaş almıyor.
Bunların belli bir portalları var. O portallarda firma isimleri geçiyor. Mesela işte senetleri düşüyor. Yani halk buna çok tepki gösteriyor. Gelişmiş ülkelerde durum bu. Onlarda durum, mobbing kavramı çok çok önceleri herhalde ortaya çıktı değil mi? Bu alanla ilgili çalışmalar. Yani biz yeni duymaya başladık. Son 8-10 senenin işidir herhalde bu. Bildiğim kadarıyla. Onlar ve da, derneğimizde çiçeği burnunda bir dernek herhalde değil mi Sayın Türkmen? Yani bizim tabii onlarla bir bağlantımız yok. Organik bağımız yok. Yani Avrupa'daki mobbing dernekleriyle ilgili. Ama biz onlardan daha iyi şu anda çalışıyoruz. Çünkü neden? Bizde çok fazla var. Ama biz geç yola çıktık biraz herhalde değil mi? Geç çıktık ama inşallah çok hızlı yol alıyoruz. Yani insanlar farkındalık oluşmaya başladı. Yani nasıl hakkını arayacağını bilmiyor bizim insanımız. Yani. Evet, şimdi yasal da, bağlantılarını, dayanaklarını da belki aktarırız dinleyicilerimize. Ama şu ana kadar bize kulak veren kimi dostlar, acaba çalışan kimi dostlar bana da uygulanıyor mu mobbing diye kendi kendilerine sormaya başlamışlardır. Mutlaka belki de değil mi? Yani evet. Siz de mutlaka uygulanıyordur mu diyorsunuz? Yani %40 resmi rakam olduğuna göre bu %60 gayri resmidir. Mutlaka vardır yani. Bunun çünkü bizde insanlarımız bizim çok dayanıklı yani. O yüzden bu dayanıklılığını takdir etmek lazım. Avrupa'nın sabrediyoruz öyle mi? Sabır duygumuz daha gelişmiş yani, herhalde Avrupalılara göre. Gelişmiş dünya ülkelerinde yaşayan insanlara göre. Aynen ve tabii ki sineye çekiyoruz yani bir anlamda. Ve gelişmişlik düzeyi burada çok önemli. Değil mi? Tabii farkındalığı artırmaya dönük adımlar atılıyor. İşte derneğinizin çalışmaları da galiba bu yönde. Farkındalığımızı geliştirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi isterseniz Sayın Türkmen biraz da mobbing mağdurları neler yapabilir? Haklarını nasıl ortaya koyabilirler? Ve bu durumu mobbing uygulandığını kendisine nasıl ispat edebilir? Yasal dayanağı nedir? Sanıyorum yasalarımızda da yeri var galiba değil mi bu konunun? Yani mobbing yasası tek başına onunla ilgili bağlantılı yasalar var galiba. Tabii bununla ilgili anayasada vesaire Türk Ceza Kanunları'nda Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi'nde çok şeyler var. Yani şu andaki hakimler ve savcılar buna dayanarak, bunlara dayanarak kararlar veriyor. Ancak aslında bir mobbing yasasının çıkması lazım başlı başına. Çünkü bu farklı bir olay. Farklı şekilde ele alınması gerekiyor. Ancak tabii burada adli yargının da kontrpiyede kaldığı durumlar söz konusu. Çünkü mobbingle ilgili çok böyle bilimsel tanımlar yok. Ancak net veriler yok, net bilgiler yok, tanımlamalar var. Yok. Tanımlar da var. Evet. Fakat şu anda geldiğimiz noktada biz şunu söylüyoruz. En son Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun aldığı bir karar var 2015 yılında. 2015'e 2600 sayılı karar gereği. Hı-hı. Artık işçiler iş mahkemesine direkt gidiyor. Evet. Yani bir işçi mobbinge uğradığını anlamışsa ki bunu bir şekilde de teyit etmesi lazım. Mesela İspat etmesi gerekiyor bunu. Tabii bize başvuruyor. Biz onun bu olayın mobbing mi değil mi olduğunu analiz ediyoruz. Elimizde doneler var. Ondan diyoruz ki bu mobbingdir, değildir diyoruz. Evet. Eğer değilse bu bir ceza kanunu ilgili bir şeyse gidiyorsun işte. Dava açıyorsunuz. Yönlendiriyorsunuz onları. Ancak mobbing davasıysa bu eğer, o zaman diyoruz ki sen işçisen iş mahkemesine git. Evet. Kamu görevlilerinde son